Tekrar merhaba arkadaşlar. Fen Bilimleri Öğretmenliği ve alan eğitiminde programlar kalmıştı. Programları konuşacağız şimdi. Şimdi programlarla ilgili bir şey bilmek lazım. Benim notlarımda detaylıca yazıyor. Ben de tek tek anlatıyorum. 2005-2006 programı vardır. Çok detaylıdır. 300-400 sayfa gibi. Sonra 2013 programı vardır. Sonra 2018 programı vardır. Öğrenciler hep şunu sorar bana. Hocam işte eski programın kazanımlarını bileceğiz mi? Hayır, eski kazanımlarına sormazlar. Fakat şöyle bir durum var. 2005 programı 300-400 sayfa. Bunun 40-50 sayfası, 60 sayfası kazanımlar olsa, kazanımları çıkarttığın zaman yeni program kısadır. 60-70 sayfa. Programlarda, kazanımlar dışında eski programlar bir sürü öğretim teknikleri, kavram yanılgıları falan vardır. Tabii biz de onları özetleyerek anlatıyoruz. Eski programın o anlatım bölümleri önemlidir. Bizim de anlatımlarımız aslında oraya dayanıyor. Bunun haricinde kazanım bazında 2018 programı sorulur. Ancak 2013'ten 2018'e dönüşümde, dönüşüm yıllarında ne değişti diye sorulabiliyordu. Dönüşüm yılı değil artık. 2020'de herkes 2018 programını kullanacak. Şimdi programlarda en üst çatı olarak 2018 programı 1739 sayılı kanuna dayanır. 1739 sayılı kanun anaokulunda, ilkokulda, ortaokulda, lisede aynıdır. Ve program geliştirme derslerinde size uzak hedefler diye tanımlanan nokta ile alakalıdır. Bunun altında derse özel amaçlar vardır. Derse özel amaçlar 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. sınıftan fen bilimleri öğretiminden genel beklentilerdir. Bu bağlamda siz mesela ortaokuldan 5'ten itibaren 8'e kadar mesulsünüz ama fen bilimleri eğitiminde 3'te başladığını bilmek lazım. Bunun altında konu alanları vardır. Eskiden buna öğrenme alanları deniyordu. Konu alanları ve beceriler diye ayrılır. Konu alanları dünya ve evren, canlılar ve yaşam. Dünya ve evren öğrenme alanında, bak dilim hep şeye alışmış, konu alanında. Temel konu astronomi ve yer bilimleridir. Canlılar ve yaşamda temel konu biyolojidir. Fiziksel olaylar öğrenme alanında genellikle konular fizikle alakalıdır. Madde ve doğasında ise konular genellikle kimya ile ilişkilidir. Becerilere gelince bilimsel süreç becerileri bizim derste anlattığımız gözlem yapma, karşılaştırma, sınıflama, tahmin, kestirim, çıkarım gibi unsurlardır. Temel yaşam becerileri 2018 programında analitik düşünme, karar verme, yaratıcı düşünme, girişimcilik, iletişim, takım çalışması olarak tanımlanmıştır. Yeni bir unsur vardır alana özgü becerilerde, mühendislik ve tasarım becerileri. Bu da alt başlık olarak yenilikçi ve inovatif düşünmeyle ilişkilendirilmiştir. Yenilikçi, inovatif düşünme, yaratıcı düşünmeye benzer yeni, farklı, teknolojik, işe yarar ürünler ortaya koymakla alakalıdır. Yine yeni bir unsur olarak fen, mühendislik, girişimcilik uygulamaları eklenmiştir. Burası da proje tabanlı geliştirilecek deniyor. Ve 3. sınıf hariç, 3. sınıfta yok ama 4, 5, 6, 7, 8'de öğrencilerin proje tabanlı veya problem çözmeye dayalı olarak araştırma sorgulama veya araştırma inceleme temelli oluşturdukları ürünler bilim şenliği olarak sergilenecektir diyor. Bu bilim şenliği 4, 5, 6, 7, 8'de var. Sadece 3'te yoktur. Programa baktığımızda programın neden ihtiyaç duyulduğu, perspektifi gibi başlıkları vardır. Bu başlıkları incelediğimizde önce programa neden ihtiyaç duyulduğu, neden kazanımların, bazı kazanımların hepsi değil, değiştirildiği söyleniyor. Sonrasında programın 1739 sayılı çatıya dayandırıldığı söyleniyor ki bunlar programın özetidir aslında. Ondan sonra programlarda yeni bir unsur olarak kök değerlere yer verildiği söyleniyor. Kök değerler fende de vardır, matematikte de, Türkçede de hepsinde vardır. Bir de yetkinlikler vardır. Kök değerleri fen dışında, Türkçede, biyolojide falan aşağıdakilerden hangisi 2018 programının kök değerleridir ya da değildir diye ezber düzeyinde sordular. Fen'e böyle sormadılar ama sorabilirler. Ezber düzeyinde bilmek lazım. Bunlar adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim,
sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlikmiş. Yetkinlikler ise Türkiye yetkinlikler çerçevesi olarak tanımlanıyor. Ana dilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel yetkinlik, bilim teknolojide yetkinlik, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik, kültürel farkındalık ve ifade olarak tanımlanıyor. Sonrasında ölçme yaklaşımı deniyor. Deniyor ki ölçme araçları tek tip olmasın, çeşitli ve esnek olsun. Hazırlarken akademik standartlara uyun. Yani mesela değildir diye yazıyorsanız altını çizin. Çok odaklı ölçme yapın diyor. Ölçmeyle öğretme, öğrenme sürecini kaynaştırın diyor. Sadece not vermek amaçlı değil, süreç içinde de değişimleri ölçmek için, fen için konuşursak kavram yanılgılarını tespit etmek, gidermek için de ölçümler yapın diyor. Daha sonrasında bireysel gelişim ve öğretim programları diye bir başlık atılmış. Diyor ki gelişim psikolojisi verilerden hareket ederek aynı yaş grubundaki çocukların dahi gelişim düzeyleri farklı olabilir, olgunlaşmaları farklı olabilir. Bireysel farklılıkları önemseyin. Bazıları hızlı öğrenir, bazıları yavaş öğrenir. Bunlara dikkat edin, bunları hoşgörüyle karşılayın diyor. Sonuç olarak da programın değişik yerlerden eleştiriler ve tabii bu eleştiri kötü anlamda söylemiyoruz. Değiştirelim, güzel olmuş, kötü olmuş. Eleştiri, yapıcı eleştiri anlamında alınmış ve incelenmiş, bu raporlarla yeniden düzenlenmiştir diyor. Burada söylediğimiz beceriler var, aynısı burada. Sonra programda fen bilimleri dersinin uygulanmasına dikkat edilecek hususlar diyor. Bir diyor, fen bilimleri dersi programı disiplinler arası bakış açısıyla hazırlanmıştır diyor. Araştırma sorgulama esastır, yani anlatım değil, çocukların laboratuvarda çalışması esastır diyor. Aktif katılım önemsenmeli diyor. Bilginin yaşama transferi önemsenmeli. Fen, matematik, teknoloji ve mühendisliğin birleştirilmesiyle disiplinler arası bakış açısı kazandırılması hedeflenmiştir diyor. Demokratik sınıf ortamını önemseyin diyor. Ahlaki, milli, kültürel değerler önemsenmeli diyor. Problem çözme, argümantasyon, işbirliğine dayalı öğrenme, araştırma sorgulama önemsenmeli diyor. İnformal öğrenme ortamları önemsenmeli diyor. Programda 3, 4, 5, 6, 7, 8'in tümü için genel beklentiler var. Bunlara öğretim programının özel amaçları diyoruz. Mesela demiş ki astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleriyle fen mühendislik uygulamaları hakkında genel bilgiler kazandırmak diyor. Doğanın keşfedilmesi, insan çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde bilimsel süreç becerilerinin benimsenip sorun çözmek için kullanılması gibi şeyler söylüyor. Daha sonrasında 3. sınıftan itibaren konu alanları ve bunların ünite yayılımı var. Şunu söyleyelim, fen bilimleri öğretim programı sarmal düzenlenmiştir. Yapılandırmacıdır. Tematik değildir. Modüler değildir. Doğrusal değildir. Piramidal değildir. Sadece sarmal ve yapılandırmacıdır. Bunun yanı sıra ünite temelli de düzenlendiğini, ünitelerinde olduğunu bilmek lazım. Burada bir kodlama sistemi var. Mesela kazanımı söylerken bu dersin kodu, bu sınıf düzeyi, bu ünite numarası, bu konu numarası, bu da kazanım numarasıdır diyor. Evet, gelelim kazanımlara. Her sınıf seviyesinde ne kazanım var ona bir bakalım. Tabii 3'ten başlıyor program. 3 ve 4 sınıf öğretmenliğiyle ilgili. Her sınıf seviyesi 3'ten 8'e kadar birinci ünite dünya ve evren konu alanıyla ilgili. Son ünite ise hep elektrikle ilgili. Yani fizik ve doğasıyla, fiziksel olaylar ve doğasıyla alakalı. Birinci ünitemiz Güneş, Dünya ve Ay 5. sınıfta. Güneş, Güneş'in katmanlı olduğu, Güneş'in dönme hareketi yaptığı, Güneş ve Dünya'nın büyüklük oranlarının karşılaştırması, model hazırlar diyor. Ay'ın yapısı, büyüklüğü, geometrik şekli, yüzey yapısı, ay atmosferi, ayın dönmesi, dolanması, ayın evreleri, Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirine göre hareketleri, Dünya'dan ayın hep aynı yüzünün görünmesinin nedenini sorgular, açıklar diyor. 5. sınıfta 2. ünitemiz canlılar dünyası. Burada mikroskopik canlılar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar, mikroskop, hijyen ve güvenlik. 3. 4. sınıfta bu
Mikroskopik canlılara girilmiyor. Hayvanlar ve bitkiler diye ayrılıyor. Ama sonra detaylara giriliyor. Beşinci sınıfta da giriliyor detaya. Üçüncü ünitemiz kuvvetin ölçülmesi. Kuvvetin büyüklüğü Newton birim veriliyor. Dinamometre ile ölçüm yaptırılıyor. Sürtünme kavramına matematiksel ve formüler düzeyde değil ama kavramsal düzeyde sürtünme kavramı veriliyor. Dördüncü ünitemiz beşinci sınıfta madde ve değişim. Erime, donma, kaynama, yoğuşma yani yoğunlaşma, buharlaşma, süblimleşme, kırılgaçlaşma kavramları veriliyor. Isı, sıcaklık ve ısı alışverişi öğretiliyor. Genleşme ve büzülme kavramları öğretiliyor. Beşinci sınıfta beşinci ünitemiz ışığın yayılması. Işığın her yöne ve doğrusal yolu izlemesi. Düzgün yansıma, dağınık yansıma, gelen ışın, yansıyan ışın, yüzey normali kavramları veriliyor. Yine bu ünitede saydam, yarı saydam, saydam olmayan maddeler işleniyor. Tam gölge kavramı işleniyor ama yarı gölge kavramına girilmez diyor. İşte böyle programda bazı noktalara girmeyin ifadesi sınırlandırma ve çerçevelendirme olarak tanımlanıyor. Neden? Bu programın sarmal yapısıyla ilgili ileriki yıllarda yarı gölgeye girilecek anlamına geliyor. Efendim, altıncı ünitemiz insan ve çevre. Biyolojik çeşitlilik, doğal yaşam, nesli tükenen canlılar, habitat ve ekosistem kavramları veriliyor. Çevre kirliliği, çevreyi koruma, çevreyi güzelleştirme, insanın çevreye etkisi, yerel ve küresel çevre sorunları, yıkıcı doğa olayları ve korunma yolları, depremler, volkanik patlamalar, seller, heyelanlar, hortum ve kasırgalar. Yedinci ünite, son ünite hep elektrikle ilgili demiştim. Yedinci sınıfta, pardon yedinci sınıf nereden çıktı? Yedinci ünitede, beşinci sınıfta. Devre elemanlarının sembolleri, devre şemaları, seri bağlama işlenir, paralel bağlamaya girilmez. Bu önemli bağımlı bağımsız kontrol değişkeni kavramı veriliyor. Ve sorulabilir, geçen sene sınıfçılara sorular, size de sorabilirler. Bağımlı bağımsız değişken kavramı ve çocuğun kendisinin hipotez oluşturması ilk defa 5. sınıfta elektrik ünitesinde veriliyor. Bağımsız değişken olarak seri bağlamada pil sayısı ve ampul sayısı incelenir diyor. 6. sınıfta ilk ünitemiz yine dünya ve evren öğrenme alanı ile ilgili güneş sistemi ve tutulmalar. İşlenecek konular, kazanımlar, güneş sistemi, gezegenler, meteor, göktaşı, asteroid. Gezegen özellikleri, karasal, gazsal, iç ve dış gezegenler, uydular. Model oluşturursun bunlarla ilgili diyor. Güneş tutulması, ay tutulması 6. sınıfta var. Tutulma modelleri oluştursun diyor. 6. sınıfta 2. ünitemiz vücudumuzdaki sistemler. Kıkırdak, kemik, kemik çeşitleri, eklem, eklem çeşitleri, kas, kas çeşitleri. Fiziksel, kimyasal sindirim, sindirim organları, sindirime yardımcı organlar olarak karaciğer ve pankreas, dolaşım sistemi organları, nabız, tansiyon, lenf dolaşımına girilmez diyor. Küçük büyük kan dolaşımı veriliyor. Kanın yapısı görevleri, kan grupları, kan alışverişi, solunum sistemi organları, boşaltım sistemi organları, böbrekler, deri, akciğer, kalın bağırsaklar işleniyor. Üçüncü ünitemiz 6. sınıfta kuvvet ve hareket. Tabi bu fiziksel olaylarla yani fizikle alakalı. Kuvvetin özellikleri yön, doğrultu, büyüklük, bileşke kuvvet, net kuvvet, dengelenmiş, dengelenmemiş kuvvetler, yol, zaman, sabit süratli hareket bunların grafikleri. Dördüncü ünitemiz madde ve ısı. Maddenin tanecikli, hareketli, boşluklu bir yapı olması. Titreşim, öteleme, dönme. Hal değişimiyle hareket, boşluk ve tanecikli yapının ilişkisi. Yoğunluk, yoğunluk birimi, ısı iletkenliği, ısı yalıtkanlığı, ısı yalıtımı, ısı yalıtım malzemeleri, katı sıvı gaz yakıtlar, yenilebilir, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları. 6. sınıfta 5. ünitemiz ses ve sesin özellikleri. Ses ve elektrik daima fiziksel olaylarla ilişkilendirilmiştir. Sesin katı sıvı gazla yayılması, sesin sürati, ses enerjisi, ses yalıtımı, mimaride akustik. Altıncı ünitemiz vücut sistemleri ve sağlığı. Sinir sistemi, refleksler, iç salgı bezleri, ergenliğe geçiş, ergen sağlığı. Duyu organları, göz kusurlarının sebeplerine girilmeden tedavi yolları anlatılır diyor. Sistemlerin sağlığı, devlik, cücelik, diyabet, guatr, romatizma, ishal, ülser, kanser, sarılık, anemi, zatüre, grip, böbrek taşı, diyaliz, alkol, organ bağışı, ilk yardım konularına değinilir diyor. Yine son ünitemiz elektrik, elektriğin iletimi, iletken yalıtkan maddeler, kullanım alanları, elektriksel direnç,
Ohm yasasına girilmez diyor. Bir sonraki sene bu da sorulabilecek bir şeydir. Ohm yasası 7. sınıfta veriliyor. 6. sınıfta Ohm yasasının 5'te ve 6'da temeli oluşturuluyor. Ohm yasası 7'de veriliyor. Gelelim 7. sınıfa. 7. sınıfta 1. ünitemiz Güneş Sistemi ve Ötesi. Uzay araştırmaları, uydu, uzay kirliliği, gökyüzü, gözlem araçları, basit teleskoplar tasarlar, sunar diyor. Gökbilimciler, rasathane kavramları veriliyor. Yıldız, takım yıldız, galaksi, kara delik kavramları veriliyor. Yıldız oluşum süreci işleniyor. 2. ünite hücre ve bölünmeler. Hayvan bitki hücrelerinde benzerlikler, farklılıklar. Hücre, doku, organ, sistem, organizma, gen, DNA, kromozom kavramları veriliyor. Mitoz ve mitozun evreleri adlarını vermeden anlatın diyor. Mayozu da mayoz 1 ve 2 olarak adlandırarak. 7. sınıfta 3. ünitemiz kütle ve enerji. Bu da sorulabilecek bir şeydir. Kütle ve ağırlık kavramlarının birbirinin farkı 7. sınıfa kadar verilmiyor. 7. sınıfta kütle ile ağırlığın farkı anlatılıyor. Zaten zor bir konudur. Kütle çekimi, yer çekimi kavramları veriliyor. Fiziksel kinetik enerji, çekim potansiyel enerjisi, esneklik potansiyel enerjisi işleniyor. İşin kuvvet ve yolla ilişkisi, jül kavramı birimi veriliyor. Enerji iş ilişkisi, potansiyel kinetik enerji döngüsü, dönüşümü diyelim. Gene ben de yanlış kullandım burada. Enerjinin korunumu, sürtünme ile kinetik enerji kaybı, hava ve su direnci, sürtünme ile kinetik enerjinin ısı dönüşümü. 4. ünitemiz saf maddeler ve karışımlar. Atom, çekirdek, katman, proton, nötron, elektron, bilimsel bilginin özelliği. Ki burası bilimsel bilginin özelliğinde bizim işlediğimiz bilimin doğasındaki gibi bazı bilgiler veriliyor. Element, elementlerin sembolleri, bileşik, bileşik formülleri. İlk 18 element altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir, iyot verin diyor. Tabii çok element var. İlk 18 element ve günlük yaşamda çok kullanılan şu saydıklarını verin diyor. Bunu da soru olarak sormuştum. Bir sonraki kazanım homojen karışım, çözelti, çözücü, çözülen, heterojen karışım, çözünme ve çözünme hızına etki eden faktörler. Homojen karışım, çözelti, etki eden faktörler olarak temas yüzeyi, karıştırma, sıcaklık. Şuraya yazsak daha güzel olacakmış. Bununla alakalıdır. Karışımların ayrıştırılması, buharlaştırma, yoğunluk farkı, damıtma, evsel katı sıvı atıklar, geri dönüşüm, yeniden kullanma ve tıbbi atık kavramları veriliyor. 5. ünitemiz madde ile ışığın etkileşimi. Işığın soğurulması, renkler, siyah, beyaz, maddenin ışığı soğurması, düz, çukur, tümsek ayna, ışığın kırılması, ince kenarlı, kalın kenarlı mercekler, odak noktası veriliyor. Sinel yasasına girmiyor ama burada şöyle bir durum var. Sinel yasasında M1 çarpı sin alfa falan diye formülle girilmiyor. Ama şu var. Işığın daha az yoğun ortamdan daha yoğun ortama ya da çok yoğundan az yoğuna geçerken normale yaklaşması ya da uzaklaşması orantısal olarak şöyle mi olur böyle mi olur gibi tartışılıyor. Oransal düşünmeyle sayısal ilişkilere girmeden mantığı veriliyor. 6. ünite canlılarda üreme, büyüme, gelişme. Sperm, yumurta, zigot, embriyo, fetüs, bebek. Eşeysiz üreme, vejetatif üreme, bölünme, tomurcuklanma, rejenerasyon. Eşeyli üreme kavramları veriliyor. Son ünite yine elektrik. Seri bağlama, paralel bağlama, elektrik akımı, gerilim. Matematiksel hesaplara girilmeden Ohm yasası tanıtılır diyor. Ohm yasası 7. sınıfta. Şimdi burada matematiksel hesaplamalara girilmeden ne demek bu? Bütün aslında ortaokul fende bütün espri şuraya dayanıyor. İşte Ohm yasasında V eşittir buraya R diyelim. Şu yapılıyor. Bunu arttırırsam bu sabit tutulursa bu ne olur? Artar. Bunu azaltırsam bu azaltır gibi. İşte ampul sayısını arttırırsam ne olur? Paralel bağlarsam ne olur gibi oransal düşünmeye yönelik kazanımlar var. Ama matematiksel hesaplama yok. Matematiksel hesaplama daha sonrasında fizikte, lise yıllarında olacak.
Gelelim 8. sınıfa. 8. sınıfta ilk ünitemiz yine evren, doğa ve evren. Bir arkadaşımız sormuştum. Hocam dedi işte bu evren ve doğası, bu dünya ve evren. Hep astronomi mi demişti. Astronomi artı yer bilimleri, iklim bilimi de vardır bunun içinde. Mesela bu da ona bir örnek. Mevsimlerin oluşumu, dönme ekseni, dolanma ekseni, birim yüzeye düşen enerji, iklim, iklim bilimi, iklim bilimci, küresel iklim değişiklikleri. İkinci ünitemiz DNA ve genetik kod. DNA yapısı, kendine eşlemesi, nükleotit, gen, kromozom kavramları. Gen, genotip, fenotip, saf döl, melez döl, baskın, çekinik, çaprazlama, cinsiyet, akrabalık evlilikleri. Mutasyon ve modifikasyon kavramları. Adaptasyon, doğal seçilim, varyasyon kavramları. Genetik mühendisliği, yapay seçilim, biyoteknolojik çalışmalar, biyoteknolojik çalışmaların uygulamanın çevreye etkisi, ıslah, aşılama, gen aktarımı, klonlama, gen tedavisi. Tabii çok şey var. Bunları en iyi kim hatırlıyor? Ücretli öğretmenlik yapanlar veya özel okulda, özelde çalışanlar işledikleri için hangi sınıf seviyesinde ne var hatırlıyorlar. Onun haricinde bunu ezbere hatırlamak mümkün değil. Ben de hep böyle soru yazarken falan kitabı okuyup hangisi nerede geçiyor falan diye kitaptan ancak aklımda kalıyor. Yoksa burada alt alta yazıp ezberlemek mümkün değil. Ama yine de programı okumanız, vaktiniz olursa MEP kitaplarını okumanızı tavsiye ederim. 8. sınıfta 3. ünitemiz basınç. Katıların basıncı birimi Pascal diye veriliyor. Sıvı basıncı ve gazların basıncından bahsediliyor. 4. ünitemiz madde ve endüstri. Grup, periyot, periyodik sistemin sınıflanması. Metal, yarı metal, soy gazlar. Fiziksel, kimyasal değişim. Kimyasal tepkimenin, kütlenin korunumu. Asit, baz, pH, asit yağmurları. Maddenin ısı ile etkileşimi. Isı ve öz ısı. Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine, sıcaklık değişimine bağlı olduğu, ithal, ihraç, kimya ürünleri, kimya temelli meslekler. 8. sınıfta 5. ünitemiz basit makineler. Sabit makara, hareketli makara, planga, kaldıraç, eğik düzlem, çıkırık, işten kazanç olmadığı vurgulanır diyor. 6. ünitemiz enerji dönüşümleri ve çevre bilimi. Besin zinciri, besin ağı, üretici, tüketici, ayrıştırıcı, ekolojik piramidi, fotosentez hızını etkileyen faktörler, solunum, oksijensiz solunum, oksijenli solunum, bitkilerin gece gündüz solunum yaptığına değinilir ki biraz önce kavram yanılgılarında da söylemiştik. Su döngüsü, oksijen döngüsü, azot döngüsü, karbon döngüsü, ozon tabakası, küresel ısınma, sera etkisi. Sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir yaşam, kaynakların tasarruflu kullanımı, geri dönüşüm. 8. sınıfta 7. ve son ünite yine elektrik. Elektrik yükleri, burada elektroskop üzerinden statik elektrik işleniyor. Elektrik yükleri arasındaki itme ve çekme kuvvetleri, elektriklenme çeşitleri, pozitif yüklü, negatif yüklü cisim, elektroskop, topraklanma, elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüşümü, elektrik ve hareket enerjilerinin birbirine dönüşümü, güç santralleri, elektriği tasarruflu kullanma. Programdaki kazanımlar da böyle. Evet, şimdi sormak istediğiniz şeyler varsa buyurun sorun arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Buyurun, geldi. Dinliyorum. Hocam mesela duyuş öğrenme alanına Duyuş duyuş öğrenme alanı. öyle bir öğrenme alanı yok. 2017'de varmış, 2018'de kalkmış. 2017'de de yoktu. 2013'te vardı. Benim elimde bir kitap var da öyle yazıyor. Ama sorumlu değiliz diye hani dedim var mı yok mu kesin olarak. Şimdi şöyle, valla bu yayınların size ettiğini hiçbir şey etmiyor. İlk önce bir cevap vereyim. Başka bir arkadaşımız chatten bir şey yazmış. Özür dilerim sizinki bölündü. Şunu söyleyeyim. Ahmet Erdoğan Hoca chatten soruyor.
bir kısmını kaçırdım diyor. Ne yapacağız diyor falan filan. Yayınlanacak mı? Nasıl yapacağız diyor. Hemen şunu söyleyeyim, sonra arkadaşımıza cevap vereyim. Şimdi bir ben dersin başında söyledim ama hiç kimse cevap vermedi. Pegem'in, yani Eskişehir Pegem'in bir YouTube sitesi olması lazım. Oraya da sadece benim dersim değil, bütün genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri falan yükleniyor ve siz oradan seyrediyor olmanız lazım. Bunu bilen var mı dedim dersin başında, yok dediler. Bu YouTube sitesine ben Kütahya'ya verdim kayıtları. Onlar yükleyeceklerdi, belki de yüklediler. İkincisi, benim kendi sistem, sistem demeyeyim, Murat Sakin eğitim bilimleri YouTube, ondan sonra kanaldır sonuçta bu. Burada fen alan eğitimiyle ilgili yaklaşık, tabii size 10 saat anlattık. Orada soru çözümleri falan da var. Yaklaşık bir 25 saatlik falan anlatım var. Oradan da izleyebilirsiniz. Tavsiye ederim. Eskişehir'in şeyinden de bu 10 saat olacak. Benim anlattıklarım. Buradan da izleyebilirsiniz. Bu Ahmet Erdoğan Hoca'ya sorduğu için söylemek istedim. Şimdi mikrofonda konuşan arkadaşımıza söylüyorum. Duyuş öğrenme alanı 2018'de yoktur. 2005'te vardı, 2013'te vardı diye hatırlıyorum. 2018'de kesinlikle yoktur. Fakat sıkıntı şu. Efendim? Sorumlu muyuz duyuş öğrenme alanından? Valla ben şunu söyleyeyim size. Ben öncelik listesi yaparım. Mesela size bir şey soracağım. Ben öncelik listesi yaparım. Önceliğim şudur. Tabii burada ben söylüyorum ama asıl sizin bunu soruları görerek süzmeniz lazım. Mesela önceliğim benim şu olur. Çocukların hipotez yazması ve bağımlı bağımsız değişkeni kullanarak hipotez yazması en erken mesela kaçıncı sınıf? Hatırlıyor musun? Evet, 5. sınıf elektrik. Aferin, aferin. Kütle ve ağırlık farkını ne kaçıncı sınıfta anlatıyoruz? Hatırlayamadım. Olabilir, olabilir. Şimdi, bak şimdi bir tanesini hatırladın, bir tanesini hatırlayamadın. Böyle devam ediyorum. Sana güzel bir cevap vereceğim. Yani bu önemli değil. Ben de zaten bazen karıştırıyorum. Dolunay, yeni ay, ilk dördün, son dördün kaçıncı sınıfta veriliyor mesela? Hatırlıyor musun? 5. Aferin. Ya da 4. 5. Peki ay tutulması, güneş tutulması kaçıncı sınıf, hatırlıyor musun? 7 miydi hocam? 6. Şimdi bak mesela ben... Sınıfaya koya gidiyoruz. Mesela ben size 5 tane soru sordum. İşte 3'ünü bildiniz, 2'sini bilemediniz. Duyuş öğrenme alanı zurnanın son deliği. Sizin önceliğiniz şu sorduğum 5 soruyu bilmek olmalı. Ne demek istediğimi anladınız mı? Bence duyuş öğrenme alanı nedir? İşte eskiden programlarda çocuklar feni sevsin falan, Bloom'un duyuşsal kazanımıyla ilgili bir şeyler vardı. Bu budur duyuş öğrenme. Duyuş öğrenme alanının altında ne var? Sorulmaz. Ama sorulursa da ben şuradan yakalarım. Altta diyecek ki efendim bilimsel süreç becerilerini kullanarak deney yapar diyecek. Bu duyuş değil. Bu ne? Kazanım cümlesi olarak bu bilgi düzeyi değil mi? Efendim şunu el becerisi olarak yapar diyecek. Bu nedir? Psikomotor beceridir. Bir seçenekte de diyecek ki fen bilimine ilgi duyar diyecek. İlgi duymak, duyuşsal diyeceğim, bu diyeceğim. İşte bunu bilmek lazım. Bunu da zaten biliyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? Program geliştirme derslerinden, eğitim bilimlerinden biliyorsunuz. Onun haricinde o detaylar ve duyuş öğrenme alanının detayları. Hocam peki FTTC, o da kalktı değil mi 2018'de? Kalktı. O da yok. Şimdi bütün problem şuradan kaynaklı. Hocam isminiz neydi?
Beyza. Beyza Hoca, öğrenciler burada neden haklısınız bunları sormakta? Ben de öğrenci olsam sorarım. Güzel sorular soruyorsunuz. Bütün problem şu. Öğrenci eline 2018 programını alıp çalışmaya başlasa kafasında her şey netleşecek. Fakat öğrencilerin %90'ı bir yayın eline alıp oradan okuyarak yaptığı için ne yapacağını bilmiyor. Bütün problem bu. Ondan sonra şöyle bir iddiada bulunayım ben. Fizik, kimya, biyoloji, fen, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler hepsini işin içine katın. KPSS'ye giren öğrencilerin yüzde kaçı programı okuyarak ÖABT sınavına giriyor derseniz, benim tahminim yanılıyor olabilirim. %80'i okumadan giriyor. %20'si ya da 30'u da okuyarak giriyor. Okuyanların büyük oranı sınıf öğretmenleri. Abi burada sınıf öğretmenlerinde acayip bir bilinç gelişmiş. Ben mesela Tayfun diye bir öğrencim var Balıkesir'de. Bir kazanımı hatırlayamıyorum. Tayfun diyorum, kaçıncı sınıftaydı diyor. Ben de hatırlamıyorum hocam diyor. Yanında kazanımla dolaşıyor. Ki sizin bir tane programınız var fen. Onlarda fen, matematik, sosyal bilgiler bir sürü 10 tane program var. Tayfun'un yanında kazanımlar var. Ondan sonra açıyor. Hocam şuradaymış diyor falan filan. Sınıf öğretmenlerinde acayip güzel bir bilinç oluşmuş. Bunun temelinin üniversitelerde sınıf öğretmenlerine programları çalıştırdıklarını düşünüyorum. Fakat diğerlerinin %80 oranında okumadıklarını düşünüyorum. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Beyza hocam %80'i okumadan giriyorsa sen de okuyarak girenin içinde ol kardeşim. Bu güzel bir şey değil mi? Doğru hocam. Bak başkasının bir yarışmadır bu. Başkasının bir dezavantajı senin için avantaj olabilir. Ben kesinlikle ve kesinlikle bir fen bilgisi öğretmeninin programı okumadan sınava girmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle program okunmalı. Ondan sonra programla ilgili zaten sorular soruyorlar. Ondan sonra çok uzatmayayım. Başka soru? Beyza hocam sen de sorabilirsin. Başkası da sorabilir. Teşekkürler. Siz de sağ olun. Mesela burada en zor noktanın şey olduğunu düşünüyorum. Kavram yanılgıları olduğunu düşünüyorum. Katılır mısın Beyza? Katılıyorum hocam. Bayağı bela değil mi? Aynen. Baktım bizim kavram daha yanılgılarımız olduğu için. Benim de var canım, hepimizin var ama işte bunun üzerine çalışmak lazım ondan sonra. Beyza hocam fark ettin mi? Kavram yanılgılarında millet dut yemiş bülbül gibi oldu. Soru soran yok, çıt yok. Ondan sonra neden? Yani çok zor orası. Ve hocam aslında ortaokulda bir şekilde kafamıza yerleştiriyorlar. Lisede evet, bu böyle değil diyorlar. Ama ilk yerleşen daha kalıcı oluyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ve bunun sebebini söylemek istiyorum Beyza hocam. Bak sen ilgili bir arkadaşsın. Mesela neydi? Ahmet miydi o arkadaş? Ahmet Erdoğan. O da geçen hafta vardı. İlgili bir arkadaş. Var yani illa soru sormak gerekmiyor. Dinleyenlerin, sessiz dinleyenlerin içinde de çok ilgili arkadaşlar vardır. Hepiniz için söylüyorum. Bir kere programları okuyun. Benim şu YouTube sitesine girip orada uzun uzadıya anlattığım şeyler var. Onları Murat Sakin, tekrar söylüyorum, Murat Sakin Eğitim Bilimleri. Fen eğitimi bölümü oynatma listelerinde var. Orada girin. Şunu fark etmişsinizdir. Fen alan eğitimini bu kadar detaylı kavram yanılgılarına girerek, bilimsel süreç becerilerine girerek anlatan pek hoca yok. Varsa da 3-5 tanedir. İşte ben varım, birkaç tane arkadaşımız var falan. Bu bir fırsattır. Bunu değerlendirin. Ben telefon numaramı vermiştim size hatırlıyorsanız. Hatırlıyor musun Beyza hocam? Telefon numarası. Evet hocam, ben fotoğrafını çekmiştim. Efendim bunların KPSS sorularını çözün, yayınlardan soru çözün. Daha sonrasında WhatsApp'tan takıldığınız yerleri sorun, atın bana. Ben şey yapıyorum, sesli mesajla baya baya anlatıyorum böyle. Ondan sonra soru atan arkadaşlar güzel oluyor hocam diyor. Yazarken yazamıyorsun hepsini. Sesli mesajla sanki böyle şey gibi anlatıyorum. Ondan sonra faydalanırsınız. Soru çözün. Soru çözün derken ilk önce ÖSYM sorularını çözün. Ne sorulduğunu bilin. Sonra yayınlara geçin. Ondan sonra bana da WhatsApp'tan atın. Ben de yardımcı olmaya çalışayım size. Evet gençler, soru yok zannedersem başka. Kapatıyorum. Dersimiz bitmiştir. Teşekkürler hocam. Bir teşekkür. Görüşebilirsek ne ala, görüşemezsek
Hepinize Allah yolunuzu açık etsin. Sınavınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Hadi bakalım.